özür dilerim. İlk filmimiz Cin Çeşmesi. Kişilere isimlere takılmayın, anlatmayacağım bile. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Fatma'ya herkes herkese bir durum var. Sevenler birbirleriyle buluşamamış. Tabii buluşamayınca ne yaparız? En mantıklı yöntem büyü yaptırırız. Kesinlikle hep bir büyü olur. Bunlar evlenemiyorlar. Evlenemedikleri için birbirini lanetlemeye gidiyor. Lanetlerken sonra cinler insanların içine giriyorlarmış. Bunlar sadece de bu kabile girebiliyormuş. Çünkü cinler de bir kabile biliyoruz. Bunlar içine girebiliyormuş ve onlardan yardım isteyerek bir büyü yaptırıyorlar. Tabii bu cinler daha sonra divanadan çıkıp herkesi öldürmeye, kurban istemeye, onu kesin bunu kesin istemeye başlıyorlar. Neden? Ne? Sebep ne? Çünkü cinlerin işleri yok. Neden? Çünkü biz birbirimizi öldürelim istiyorlar. Sebep? Hadi hep beraber fragmanı izleyelim. Oğluma büyü yaptılar. Cinlere karışmış o çocuk. Hem de bir tane değil, çok fazla. İnsan kılığına girebilen tek cin kabilesi. Marit'in soyu. Bu ne? Bu ne? Neden bir kere içine her cin kaçan insan bıçak yalıyor? Bunu birisi anlatabilir mi? Odana niye giriyorsunuz? Korkunç bir film yapmak istemişsin. Adam orada uçak yalatıyorsun. Koyun kafası falan kesiyorsun. Bir de kurban bayramı. Gidelim Ahmet'in içine girelim. Dilini kestirelim. Hani... Ne? 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 Neden? Ne? Bir şey diyemedim. Ahmet Mehmet'i kesiyormuş. Ne? Cin. Hadi içime girsene dilimi keseyim. İkinci filmimiz En Karanlık Saat. Zaman da değil mi? En Karanlık Saat. Zamana taktığımı fark ettin değil mi? İkinci filmimiz En Karanlık Saat. Doğru mu sen? Doğru. Zamanla saat karıştırma. Şimdi saat mi zaman mıydı oldum? İkinci filmimiz En Karanlık Saat. Winston Churchill'in Nazi ordusuna karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmin konusu çok güzel. Başrol oyuncusu karakterimizin verdiği ikilem anlatılmak istenmiş. Yani bir barış yoluna mı gitmenin Nazilerle yoksa savaşa devam edip kendi ülkesi ve o anki içinde bulunduğu toplumunu korumak için yapması gereken hareketlerin doğru şeylerini bulabilecek mi gibi böyle bir Nazi hikayesi anlatılıyor. Bir İkinci Dünya Savaşı anlatılmış. Filmde anlatılmak istenen tema kötü bir şekilde ifade edildiğini düşünüyorum. Hadi hep beraber fragmanı izleyelim. 16 British and French divisions. We are looking at the collapse of Western Europe within the next few days. When will the lesson be learned? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth. Film güzel, yani güzel işlenmek istemiş. Fragman bir anlamadım. Bipleme. Sansürsüz diyor. Bipleme nedir? Konu güzel işlenmek istenmiş. Tarihi filmleri çok severim ama yapamamışsın. Beğenmedim. Olmamış. Geç. Üçüncü filmimiz... Foxford. Foxtrot. Üçüncü filmimiz Foxtrot. Aslında Samuel Moaz'ın başına gelen gerçek bir hikayeyi anlatmak istemiş. Film şöyle başlıyor. Bir tane ailenin savaşta bir oğlu ölüyor. Peki buna Samuel Moaz, aslında bilinmeyen bir şey söyleyeceğim size. Samuel Moaz bu filmi çekmek için neden böyle bir yola gitmiş? Samuel Moaz'a göre Foxtrot aslında bir dans türü ve bir dans türü olan bu dansın aslında insanın kaderiyle kendi arasında olan bir dans olduğuna inandığı için yapmış. Bunu da kendi hayatından esinlendiği bir olay yüzünden çekmiş bu filmi. Samuel Moaz her sabah uyandığı zaman kızını uyandırıp ve taksi çağırıyor kızı için. Her gün okula taksiyle gidip geliyor. Hem de herkes gibi kızının da halka karışıp otobüse binmesi gerektiğini ifade ederek kızının o gün otobüse binmesini istiyor. Bir terörist saldırısına uğruyor ve otobüs tamamen havaya uçuyor. Tabi bu sırada telekomünikasyon şirketlerindeki aşırı yoğunluktan dolayı tabii ki Samuel Moaz kızına ulaşamıyor. Büyük bir üzüntü ve bir evlat kaybetmiş olmanın acısı da yaşıyor. Lakin kızı akşam eve geliyor. Kızı aslında otobüsü kaçırdığı için o gün o hatta binememiş ve o hattan bu şekilde kurtulmuş oluyor. Bir ailenin evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu çok güzel, insanın kaderi ile aslında kendisinin arasına giremediğini işlediği bir film. Yani bence çok sanatsal bir film olmuş. Hadi hep beraber fragmanı izleyelim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. Ah Feldman. Jonathan Feldman ne ağırlığıyla bet milo itaf gidiyor. Dümar! Böylesine konusunu sert ve keskin duruşlarla, sözünü asla esirgemeden, artistik bir şekilde yorumlanan, hiçbir şekilde hiçbir şeyin pat 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 söylendiği filmlerin bir gün ülkemizde de yapılması umuduyla bu filmi beğendiğimi söylemek istiyorum. İlk defa görmedim. Görmedim ya, geçen hafta da görmedim. Vallahi görmedim. Kahretsin bu hayat hep böyleydi. Yo. Bundan sonra bu ses tonuyla sunmalı bu vizyonu. Elim gelmeden rengi bulmuyor. Çok ilginç. Çünkü ellerin magic.
İğren sesime maruz kaldığınız için çok özür diliyorum ama kargalar öldü şurada. Oluşan gerçekten kuş muydu az önce? Dördüncü filmimiz Paramparça. Paramparça! Paramparça! Filmimizin baş diplomat olan Katya, kocasını ve çocuğunu bir terör saldırısında kaybeder. Terör saldırısını gerçekleştiren teröristler bulunur ve Katya bunlara dava açar. Dava açtıktan sonra mahkeme teröristlerin lehine karar çıkartır ve Katya çıldırır ve intikamını almak ister. Çok merakla izleyeceğimi biliyorum. Siz de eğer filmi izleyenler alanınızdan olursak lütfen aşağı yorum bırakın. Ben de filme gitmeye çalışacağım, ben de izlemeye çalışacağım. Arada biliyorsunuz göreve çıkıyorum. Ne kadar güzel bir görev tattım. Siz de izlerseniz benden önce mutlaka aşağı yorumu bırakın. Filmi çok beğendim. Hadi hep beraber fragmanı izleyelim. Ve son filmimiz 3 Billboard Ebbing'in çıkışı Missouri. Filmin konusu şöyle. Bir tane kadının kızı ölüyor ve kadının kızı öldükten sonra polis teşkilatı bunu aramayı geciktiriyor ya aramıyor. Ve kadın bunları billboardlarla kendince bir şey yapmaya çalışıyor. Bir annenin feryadını o kadar güzel anlatmışlar ki filmde. Filmin oyuncuları belki çok iyi olmayabilir size göre. Oyunculuk saçma gelmiş olabilir ama ben açıkçası... bir şey söyleyeceğim. Burada çekim var. Çok sessiz inip çıkar mısınız? Sen nerede bir anam? Kim diye bağlandı? Biplank şart mı? Bir annenin feryadının gerçekten çok güzel işlendiğini düşünüyorum. Hep gömüyorum. Gömmedim. Bence çok ince, çok güzel bir yere. Çok güzel dokunmuşlar. Hadi hep beraber fragmanı izleyelim. I hope not. I don't know what the police are doing. I hadn't heard a word from them in 7 goddamn months. I'll tell you this. I've heard an awful lot from them since I put them billboards up. Fragmandan döndük. Ah, koluma kram girdi. Fırak alacağım. Ben oyuncuları da gerçi beğendim ama sevmeyenler olabilir. Bunu da yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben gibi filmde diyebilirsiniz. Diyecekler. Bence çok güzel işlenmiş, çok yerinde bir konu olmuş, çok ince işlenmiş bir konu. Umarım buradan herkes de alması gereken dersi, mesajı alır. Bu hafta da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Neden böyle girdim acaba? Ne? Nasıl? Kanalıma abone olun falan demeyeceğim. Olmayın abone. Beğendiysen izle. Tavus kuşu. Sen bana... Hindi. Sen bana hindi mi demeye çalışıyorsun? Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Haftaya görüşürüz.